Gunshots echo throughout Kazakhstan's largest city, Almaty. Anger over a sudden hike in fuel prices turns to violence, and massive protests force the government to resign. A Russian led peacekeeping force is called in to deal with the growing unrest. We sit down with Kazakhstan's ambassador to Turkey to discuss the uncertainty in his country. I'm Youssef Aram, and you're watching One On One. kazakhstan's ambassador to turkey abzal saparbekov thank you for setting aside time for trt world during a very trying period in your country as protests have turned into turmoil and civil unrest so thank you for setting aside time for us to sit down and discuss these pressing issues kazakhstan has been swept up by protests following a hike in natural gas prices now the unrest continues despite Natural gas prices being lowered and the government stepping down. Are there underlying issues beyond natural gas prices and an uneven distribution of wealth that have triggered these protests? Yes, Kazakistan'da Kazakhstan, bölgesinde the başında region, the protests Tabii bu doğalgaz fiyatlarının birdenbire iki kat artması yani bir buçuk liradan üç buçuk liraya kadar artması özellikle bu bölgede sürücülerin doğalgaz kullanması açısından çok mühimdi. Bu birdenbire bu oradaki vatandaşlarımızın protestosuna dönüştü. Tabii ondan sonra ile sarktı. Tabii burada protestolarının talep ettiği taleplere bakarsak burada çok geniş bir hoşnut, hoşnutsuzluk talepler var. Bunların başında tabii doğalgaz fiyatları var, hayat pahalılığı var, artan enflasyonlar var. Ve sizin dediğiniz gibi bunların birçoğunda nedeni de gelir eşitsizliği olarak görenler de var. Biliyorsunuz Kazakistan bağımsızlık kazandığında 600 dolardan şu anda günümüzde 9200 dolara kadar olan büyük bir zenginliğe ve gelişime ulaştı. Bu zenginliğin de ulaşmasında gelirlerin adaletsiz dağılması ile ilgili tabii ki eleştiriler var. Yani biz bunu kabul etmiyor değiliz, kabul ediyoruz. Nitekim Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev seçilir seçilmez Kazakistan'daki birçok sorunları dile getirdi. Bunların içinde işte siyasi reformlar, ekonomik ve sosyal alandaki, kültürel alandaki yapılması gereken. Ve bunlarla ilgili Cumhurbaşkanımız gerçekten birçok adımlar attı ve bunları Kazakistan halkı ve Kazakistan'daki önde gelen kişilerle beraber yaptı ve Biliyorsunuz Kazakistan Cumhurbaşkanı Ulusal e, to, Toplum Konseyi'ni kurdu ve konsey bu, bu zamana kadar 30'a yakın toplantı yaptı ve to, bu toplantılar çerçevesinde siyasetten baş, başlayarak ekonomiye ve sosyal alandaki, kültürel alandaki birçok e, sorunlar e, dile getirdi. Ve bu sorunlar çerçevesinde son iki buçuk senede önemli adımlar atıldı. Mesela siyasi alandaki adımlardan bahsedecek olursak sadece geç, geçtiğimiz sene Siyasi seçim kanunlarında değişiklik yapıldı ve seçim barajı %7'den %5'e indirildi. Siyasi partiler kanunlarında değişiklik yapıldı. Meclisimizde muhalif partiler prensibi getirildi ve ilk defa Kazakistan'da yerel bazda muhtar ve kaymakam seçimleri yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde ilçe seçimleri de yapılacağı açıklandı. On bunun dışında insan hakları Ombudsmanı'nın da yetki alanı ve çalışanlar da onunla ilgili kanun kabul ederek bu konuda da adımlar atıldı. Eğer sosyoekonomik alandaki adımlara gelirsek biliyorsunuz zor bir dönemdeyiz. Dünyada bir Covid dönemini yaşıyoruz. Sadece Kazakistan değil tüm dünyada artan enflasyon fiyatlarından şikayetçi. Çünkü Bunlar ulaştırım, lojistik alanlardaki iki sıkıntılardan dolayı ister istemez dünyada bir böyle enflasyonda artış var. Bu nitekim Kazakistan'a da yansıdı. Gıda fiyatlarında, işte enerji fiyatlarındaki artışa neden oldu. Tabii bu özellikle sosyoekonomik alandaki halkımızın taleplerini Cumhurbaşkanı görürük. Mesela örnek vermek gerekirse geçen sene öğretmenlerin, doktorların, akademisyenlerin yani devlet bütçesinden alan çalışanlarımızın maaşları %28 arttırıldı. Ve bu sene itibariyle önümüzdeki 5 sene içerisinde her sene çalışanların maaşlarının %25 arttırılmasıyla ilgili karar alındı. Tabii biz ülkemizdeki sosyoekonomik sorunların farkındayız ama bunları çözmek için zaman gerektirecek. Doğal olarak barışçıl bir şekilde başlayan protestoların o baştaki ilk taleplerin dışında bu taleplerinin de yere get dile getirilmesi doğaldır. Nitekim Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de bu taleplerin açıkça dile getirilmesi halkın bir hakkı olduğunu ama bu talepleri yerine getirirken hukuk çevresinde ve barışçıl şekilde yapılmasını gerektiğini de altını vurguladı. Yani olaylardaki baş olayların başındaki talepleri kısaca Bunlardan özetleyebiliriz. Evet, biz e, hiçbir zaman e, devletimiz protestocuları terörist olarak tanımlamadı. E, bunu açıkça altına çizmekte yarar vardır e, ve e, defalarca vurgulandı, bunlar barışçıl protestocular olarak e, kalması gerektiği. Ve Kazakistan'ın birçok şehirinde yapılan protestolar gerçekten barışçıl olarak yapıldı. Tabi bazı şehirlerde ufak tefek taşkınlıklar oldu. Ama 3 Ocak Al Almatı'da başlayan protestolar başta barışçıl olarak başlamasına rağmen saatlerin hızlı geçmesiyle tam bir taşkınlık ve barışı ve kanunu aşan olaylara dönüştü. Ne tür olaylar? İşte devlet binalarının ele geçirilmesi, güvenlik güçlerine saldırıların yapılması işte yangın olan valilik binalarına gelen itfaiye arabalarının yakılması ya da yaralı olanlara gelen ambulansların durdurulup onların da geri çevrilip yine aynı şekilde bazılarının yakılması başta hiçbir şekilde güç silah bir şekilde kullanmayan güvenlik güçlerine karşı ateş açılması güvenlik güçlerinin yakalanıp dövülmesi Bunların hepsi bu gösterilerin başlangıçtaki barışçıl amacına büyük bir gölge düşürdü ve bu protestolar barışçıl amaçta gelen insanların kontrolün dışına çıkarak bir provokatif grupların etkisine girdi. Ve böylece protestolar kanun dışına çıktı ve az önce dediğim gibi kamu kuruluşlarına zarar verilmeye başladı. Çeşitli işte silahlanma grupların oluştuğunu gördük ve bunların hepsinin planlı bir şekilde yapıldığını ondan sonraki ertesi gün de gördük. Çünkü bir tarafta protestolar yapılırken yine onların arasında provokatörlerin de koordinatörü yapılırken diğer taraftan asıl amacına ulaşmak isteyen silahlı gruplar çeşitli devlet stratejik önem arz eden noktalara saldırı başladı. Bunların başında televizyon kanallarının merkezine saldırısı, karakol ofislerine, havalimanına, silah dükkanlarına ve çeşitli güvenlik güçlerinin milli istihbarat teşkilatının da ofisi olmak üzere buraya çok bilinçli bir de saldırı baş, başladı ee, ve bunun dışında da şunu da gördük ki şehire değişiklik değişik noktalardan silah taşıma e, olayları da yer aldı ve bunların hepsi gösteriyor ki bunlar herhangi bir şekilde Almatıdaki olaylar barışçıl e, toplantı değil tamamıyla silahlı grupların provokatif ya yağmacı e, hooligan gruplarının eline geçirdi. Now, Of Nursultan Nazarbayev, where is he right now? Biliyorsunuz e, kurucu cumhurbaşkanımız Nazarbayev bundan e, iki buçuk sene görevlerine den kendi erkili e, bırakarak e, birçok görevleri aşama aşama olarak bıraktı. En son bundan üç ay önce iktidar partisindeki Nursultan partisinden de istifa etti. Hı hı. E, şu anda e, kurucu cumhurbaşkanımızın e, yeri konusunda. Hani benim uh, elimde herhangi bir bilgi yok. Uh, bu konuda da herhangi bir uh, resmi açıklama da yapılmadı. The Kazakhstan government invited a Russian-led coalition force under the umbrella of the Collective Security Treaty Organization to clamp down on protests. Are you concerned by the presence of foreign troops on Kazakhstan soil? And how do the Kazakh people view this foreign presence? Kazakistan'ın davet ettiği uh, bu um, güç bir kere barış gücüdür. İkinci olarak da davet ettiğimiz teşkilat kendimizin de kurucu üyesi olduğumuz kolektif güvenlik anlaşmalar teşkilatıdır. Bu bu teşkilatın da asıl amacı her bir üye ülke yapılan iç ve dış tehditlere ve saldırılara karşı ortak işbirliğinde olmak. Biz de doğal olarak bir üyesi olduğumuz bir kuruluşta bu hakkımızı kullandık ve bu barış gücünü de şu anda Kazakistan'daki görev alanları, yetki alanları bellidir. Bunun, bu barış gücünün yetki alanları tüm üye ülkelerinin katkılarıyla oluşmakta. Asıl amaçları Kazakistan güvenlik güçleri teröre karşı operasyonları düzenlerken birçok noktadaki önemli devlet ve stratejik noktaları koruma altına almak. Görev süresinin Kazakistan'daki bu olayların yatışmasından sonra hızlı bir şekilde biteceğini zaten hem yetkili makamlar açıkladı hem de bu teşkilatın genel sekreteri de açıkladı. As Kazakistan's ambassador to Ankara, how has your dialogue been with Turkish officials during this period? And have you talked with officials from the organization of Turkic states as well? Evet, olayların başlar başlamaz biz hem büyükelçilik olarak hem Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak hep yoğun bilgi alışverişinde bulunduk. Bununla ilgili zaten Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması yapıldı. Kazakistan'daki olaylardan endişe duyduğunu ve Kazakistan'ın istikrar ve huzurla ilgili Kazakistan Devleti'ne ne tür destek sağlaması gerektiği ise ona hazır olduğunu. Ayrıca kendimizin de doğal olarak korucu üyesi olduğumuz Türk Devletleri Teşkilatı'nda da yine ortak destek açıklaması yapıldı. Bu da Kazakistan'ın bu zor günlerde Kazakistan halkı ve devlet açısından çok önemlidir. Tabii ki Türk Devletler Teşkilatı çerçevesinde istişare iş toplantıları önümüzdeki süreçte devam edecektir. Hem ikili olarak hem teşkilat çerçevesinde bilgi alışverişimiz devam ediyor. Abzal Saparbekoğlu Kazakhstan's man in Ankara, thank you for joining us on TRT World's one on one.